Meğer böyle bir şeye hiçbir hazırlığımız yokmuş. Hele ruhsal hazırlık hiç yoktu. Özellikle Mart'ın ikinci haftası hepimizdeki endişe çok yüksekti. Anksiyete düzeyinde tanı alabilecek bir endişe. Hastaneye gelirken bir iki haftalık isteğiniz yanınızda olsun deniyordu bize. Hemen sevdiğim kitapları hazırladım, izolasyonda okurum diye. Hem hastalanma korkusu var, hem hastalarla ilgili kafamız karışık. Sürekli rehber okuma, birbirimize sorma hali. Büyük bir şaşkınlık. Her zamanki Türkiye dedik kendi kendimize. Suya düştük, yüzmeye çalıştık. Şerbetliyiz çünkü buna. 2 ay sonra bakıyorum gerçekten endişe düzeyimiz azaldı. Bilgimiz arttıkça tedavi süreci daha akılcı hale geldi. Birkaç haftadır vakaların biraz azalmasıyla da sevindik. Ama tabii sağlık personeli çok enfekte oldu. Biz küçük bir hastaneyiz. 34 sağlık çalışanı enfekte olmuş ki bu da Sağlık Bakanlığı'nın rakamlarındaki gibi sadece PCR testi pozitif olanlar. Tomografi ve klinik bulgusu COVID ile uyumlu olanların sayısı bunun çok üzerinde. Çalışan sağlığı polikliniğinde de görev yaptım bu süreçte. Sadece bizdeki o 34 gerçekte 60'tır, 70'tir. Asla yetemeyeceğiniz sayıda insana bakmanın travması da vardı o ilk kabus gibi günlerde. Bir ara COVID servisinde yatan 350 hastaya kadar çıktık. Gerekli koruyucu ekipmana sahip olmadığımız uzun zaman yaşadık. Ya da geldi sorsanız maske var mı var ama bakıyorsunuz standartları denetlenmemiş. Ağzı burnu birlikte kapatamayacak küçüklükte mesela. Bunu herkes tek başına baş etmeye çalıştı. Kimi altına üstüne cerrahi maske taktı, kimi kendi parasıyla yenisini aldı. Çok daha fazla çalıştım ama ben eve gelip gitmeyi başaranlardanım. Bir ara bir yakınımın ofisinde kalma fikri belirmiştim ama o sürenin belirsizliği tatsız geldi bana, yapmadım. Birlikte çalıştığım arkadaşlarımdan, çocuklarımdan ayrı kalan çok oldu. Benim de 7 yaşında bir çocuğum var. Biraz daha anlıyor ama tabii o da çok etkilendi. Kendisi bir mesafe koymaya çalıştı. Yeni kurallarla çıkış yolları bulmaya çalıştık. Hastalanmadık ama eve hastalık getirme korkusu gerçekten ağır. Kadın hekimlerin yükü de başka oldu açıkçası. Bu süreçte erkeklerde bir şey gözlemledim. Hatta bir tutanak tutmam gerekti. Memleketi için gerekirse öleceğini söylemekten hoşlanan tarzda bir erkek hekim COVID'de hastaya yaklaşmaktan kaçınıyordu. Böyle anlarda insanın içindeki dışına çıkıyor. Erkeklerde kendini korumanın, hastalık korkusunu ya da sağlıklarıyla ilgili küçük bulguları büyütmenin daha fazla olduğunu görüyorsunuz. Sonuçta hastaya bir işlem yapılması gerekiyordu. Bulaş riski fazla olduğu için o yaklaşmadı. Kritik bir andı. Ve koruyucu ekipmanın tam olmamasına rağmen hastanın yaşaması için bu işlemi bir kadın hekimi yaptı. Hastalanma korkusu olsa da kadın sağlık çalışanlarının adanmışlıklarıyla, bakım emeği verme alışkanlığıyla, karşısındakinin hayata tutunması için kendilerini durdurmadıklarına tanık oldum. Kendi sağlıklarıyla hastanın sağlığı arasında seçim demekti bu. Kimse bu seçimi yapmak zorunda kalmamalı. Hastane içi toplantılarda da erkekler sahnede olma eğilimindedir hep. Zaten yönetimde yüksek oranda erkek. Ama işte sahneyle saha arasında büyük fark var. Bir yandan bu süreçte kadınlar açısından evdeki bakım emeği de sürüyordu. Temiz bir eve, dolapta düzgün çamaşırlara hasret geçiyor benim de günlerim, yetişemiyorum. Evde bir erkek varsa hem dağınıklıklarıyla hem de iş yapamamalarının getirdiği öfkeyle baş etmek gerekiyor. Bir kez de bir hasta ile hekim arasında tartışma yaşandı. Şef olarak gittim. Hastayı ikna ettik, sorun çözüldü ama hekim bankoda uzun süre sinkaflı küfürler etmeye devam etti. Bu cinsel şiddettir dedim, böyle küfür edemezsiniz dedim. Tutanak tutunca birbirimize girdik bu sefer. Biz neyle uğraşıyoruz, çocuğumuzu öpemiyoruz, şudur budur diye haklı çıkmaya çalıştı. Şu yüzden anlatıyorum, zor koşullarda çalışmak erkekler için küfür ya da şiddet içeren tutumu haklı gösterecek bir altyapı olabiliyor. Bu çevreye de haklı gelebiliyor üstelik. Ne var bunda, adam küfrünü de edecek, bak çocuğunu da öpemiyor gibi bir şeye geliyor. Bu benim şef olarak tecrübem. Bir kadın hemşire ya da teknisyen, bir erkek hekimden ben burada canımı ortaya koymuşken senden bir kahve istemişim çok mu cümlesini duyabiliyor. Salgın var, feministlik yapmanın zamanı mı yani gibi. Neyse sonra o hekim özür diledi ama tam da böyle anlarda direnç göstermek önemli bence. Bir taraftan sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin bu süreçte devam ettiğini de konuşmak gerekli. İdari şef nöbetlerimizde beyaz kod dediğimiz uyarı verildiğinde eşlik edip ilgili birime çıkıyoruz.
Sağlık sistemi hastanın beklentilerini karşılamadığında öfke hep sağlık çalışanlarına yöneliyor. Hastalar bu süreçte de çok mağduriyet yaşadığı için meşrebine göre bazıları bunu öfkeyle dışa vurdu. Hepimiz de nasibimizi aldık. Telefonda çok küfre maruz kaldım. Birebir hasta ve yakınlarından çok hakaret duyduk. Dışarıda sağlık çalışanlarına yönelik alkışlar, teşekkürler, içeride de bunlar olabiliyor ne yazık ki. Ancak kısa süreli bilgi edindiğimiz bir enfeksiyon bu. Önümüzü tabii ki göremiyoruz. Sadece öngörülemezlikle yaşamaya biraz daha alıştık sanırım. Bana tek iyi gelen şey sağlık sisteminin sorunlarının daha net görülmesi. Örneğin biz merkezi havalandırma sistemi olan penceresiz bir akıllı binada çalışıyoruz. Bunu çok dert etmiştim. Ne güzel, özel hastane gibi deniyordu daha çok. Salgınla birlikte akıllı binalara dair bu fikir değişti. Ya da ofis alanlarımızın, yemekhanelerin darlığı ayyuka çıktı. Bir yandan Türkiye'nin karikatür gibi tabii, yöneticileri devasa odalar. Siyasi fikirlerinden bağımsız şekilde dillendirilmeye başlandı bunlar. Biz neden bu küçük odadayız? Neden kimse bizi düşünmüyor? Daha önce sistemi eleştirmekte çekingen olanlar hastaların mağduriyetlerini daha çok söylemeye başladı. Refakatçi de olmadığı için başka hastalıklara benzemez şekilde zorluklar yaşadı çünkü hastalar. Odalar dışarıdan kilitleniyor. Yemek yedi mi? Ruh hali nasıl? İçeride ne olduğunu bilmiyorsunuz ki. O kadar yürek burkan hallere tanık olduk ki herkes bu işlerin yönetilmesindeki olumsuzluğu hissetti. Bütün bunların başka talepler getireceğini umuyorum. Hatta bu umut bana bir enerji veriyor. Belki bu akut dönem geçtiğinde yılgınlık hissedeceğim, bilmiyorum. Tabii terapi, antidepresan gibi destekler alıyoruz. Hastalığım dönen hekimlerin durumu zordu. Hem hastalığı yaşamışlar hem bağışıklığın ne kadar koruyacağı bilinmiyor. Ben zaten antidepresan kullanıyordum ama süreçte başlayanlar da oldu. Bu arada daha önce görüştüğünüz hemşire de haklı bence. Performans adı altındaki ücret artışları sağlık çalışanlarına eşit yansıtılmadı. Karşılığı bu mudur ayrı. Ama hastalarla yakın temaslarına rağmen anlamlı bir artış görmedi hemşireler. Ayrıca hastanelerdeki güvenlik görevlileri enfekte olduklarında ki bu çok yaşandı, o sürede ücretleri kesildi. Aslında sistemin çarpıklarını çoğumuz görüyoruz artık. Yerine ne gelmeli aşamasında örgütlü yapıların seslerini daha fazla duyurabilmesi gerekli. Toplantılarda tabip odası şunu öneriyor falan desek kabul edemez bir şey söylenmiş gibi duvarla karşılaşıyoruz. Tabip odası, sendikalar, hastanelerde örgütlü yapıların üyeleri olarak bayağı yeraltı örgütlenmesi muamelesi görebiliyoruz. Ama her şeye umudum var benim. Konuştuğumuz gün 139.771 vaka, 3.841 ölüm açıklanmıştı. Pınar Öğünç'ten İnsan Manzaraları.